Merhaba. Bu videomuzda küçük ama hayat kurtaracak bir detayı, bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. LED'lere neden paralel direnç bağlanır? Şurada gördüğünüz paralel direnci niçin böyle bir sistemde kullanıyoruz? Bunu açıklamaya çalışacağım. LED'lerin bacaklarından bir tanesinin direnç bağlanması gayet yani seri bir direnç şuradaki gibi gayet normal. Ancak bazen ledlere paralel dirençler bağlıyoruz ya da bazı devrelerde ledlere paralel olarak bağlanmış dirençler görebilirsiniz. Peki bu dirençleri niçin buralarda uyguluyoruz ya da bu dirençlerin görevi ne? Bunu anlatarak videomu tamamlayacağım. Birkaç tane farklı bilgiyi bir arada sunmaya çalışacağım sizlere. Şimdi gelelim bu led'ler, bu tür led'ler nerelerde kullanılıyor veya led'ler nerelerde var? Bunları anlatarak devam edelim. Şu an elimde bir bilgisayarın güç kaynağını görmektesiniz ve güç kaynağı üzerinde devrenin daha doğrusu SMPS devrelerin, SMPS güç kaynaklarının olmazsa olmazı optokuplörler var. Bakın 1 2 3 adet optokuplör var bu devrede ve devrenin tersini çeviriyorum. Bakın alt tarafını çevirdiğim zaman şöyle bu devrenin 220 volt girişi burası, bu kısım filtre kısmı. Daha sonra bu gerilim arkadaşlar şuradaki bölüme geliyor. Burada düzenleniyor ve trafo üzerinden voltaj trafo üzerinden ayarlandıktan sonra bakın devrenin şu kısmıyla şuradaki güç düzenleyen kısım birbirinden tamamen bağımsız iki birim arasında bir tane trafo var ki ben buradaki trafoyu daha önce başka bir projemde kullanmak için sökmüştüm. Buradan trafo üzerinden gerilim geçiyor. Diğer trafomuz da şurada arkadaşlar. Ve yine bu iki birim arasında veri alışverişini sağlayan 3 adet optik var. Yani Biliyorsunuz, SMPS güç kaynaklarında şöyle bir yapı var. Örnek veriyorum. Siz çıkıştan ne kadar akım çekerseniz, trafo'nun gücü de o kadar artar. Tabii ki belli bir haddede miktarınca, yani belli bir güç miktarınca. Örnek vermek gerekirse, buraya bir led taktığınızda aynı ışığı alırken, 5 metre led taktığınızda da aynı ışığı alırsınız. Fazla güç çekildiğinde trafonun e, buradaki besleme ünitesi bunu algılar ve buna göre tekrar kendini düzenleyerek e, sürekli çekilen güç kadar takviye yapar ve bu sayede SMPS devrelerden minicik bir devreden e, maksimum sonuç veya normal bir trafoya göre çok daha iyi sonuçlar almak mümkün hale gelir. Yani buradaki haberleşmeyi şurada gördüğünüz 3 adet optokuplör sağlıyor. Bunu belirtmem lazım. Optokuplörlerin yapısına geçeceğim. Bakın yine başka bir SMPS güç kaynağını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi devremizin 220 voltluk girişi burada. Bakın şurası bizim 220 voltluk girişimiz. Ve bakın şu noktada komple birbirinden ayrı bir blok görüyorsunuz. Bu iki blok arasında enerji trafo üzerinden geçiş sağlarken şurada bakın bir parça gözüküyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şurada siyah ile işaretlenmiş bu parçadan. Şurada gördüğünüz optokuplör yani buradan güç çekilen kısımsa, kısım ile besleme arasındaki veri iletişimini şuradaki gördüğünüz optokuplör sağlıyor. Peki optokuplörün iç yapısında ne var? Optokuplörlerin iç yapısında da şöyle bir LED var arkadaşlar. Yani bu tarafta gördüğünüz gibi giriş tarafında bir LED'imiz var. LED'imiz ışık verdikten sonra bu ışığın karşısında bulunan fotosensörün Tepkilerine göre e, buradaki arkasında bulunan sistem çalışıyor. Devreye giriyor, çıkıyor ya da duruma göre daha fazla enerji gönderip enerjiyi kısıtlayabiliyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Hatta bizim kendi yaptığımız şöyle bir kuplörümüz vardı. Biliyorsunuz Arduino ile kumanda etmiştik. Buradan da hatırlayabilirsiniz. Hatta ben bunun içerisini açıp sizlere göstereyim. Bu da el yapımı bir kuplör arkadaşlar. Kısacası şuradaki parçanın, bakın şunun. Şurada gördüğünüz siyah parçanın el yapımı versiyonu. Hemen onu da gösterelim. Kafanızda soru işareti kalmasın. Işık izolasyonunu sağlamak için dışarı dış kısmını siyah renkli bant ile kapatmıştım. İç kısmında bakın şurada bir tane ledimiz var. Gerçek optik kuplörler de bu şekilde çalışıyor. Hatta biraz daha yaklaştırayım. Bakın bir tane ledimiz var. Ledin karşısında da sensör olarak ben bir tane LED'e yerleştirdim. Bu ledden gelen sinyale göre LDR'mizin direnci değişerek bir triyan sürülmesini ya da devreden çıkmasını sağlıyordu. Ve bunu buradaki LED'imizi bir Arduino üzerinden kumanda ederek e, triyamızı devreye alıp çıkartmış olduk. Yani basitçe ev yapımı bir optikuplör elde ettik. Kısacası bütün optikuplörlerin mantığı bu. Tam anlamıyla bir izolasyon sağlıyor. Peki bütün bu anlattıklarımın paralel bağlı dirençle alakası ne? Hemen buna geçelim. Yine bilgisayarın SMPS güç kaynağına Power Supply'e geri dönüyorum. Ve şurada dediğim gibi 3 tane opti kuplörümüz vardı. Bu taraf 220 voltun olduğu giriş bölümü. Zaten kablolardan da anlayacağınız gibi bu taraf çıkış bölümümüz. Opti kuplörlerimizin ise arkadaşlar şöyle biraz daha yaklaşalım. Bakın şuralar bizim opti kuplörlerimizin ledlerinin olduğu kısım. Şuralarda ledlerimiz var. Şuralarda optikuplörlerimizin çıkışları. Yani bu tarafta led var. Bu tarafta fotosensör var. Fakat ledlerin olduğu kısımda yani şu ledin bacakları arası bakın 332 yazan bir tane direnç var. Yine aynı şekilde burada da ledin arasında bir direnç var. Şuradaki optikuplörün direnci de biraz daha geride bakın 332 diye şuraya atılmış durumda. Yani kısaca ledlerin bacakları arasında paralel dirençler var. Bu videomuzun ana konusu da bu. Ledlerin arasındaki bu paralel dirençler ne işe yarıyor? Bunu anlatarak devam ediyorum. Optikuplörleri tek başına kullanamazsınız. Bir noktada optikuplörlerin tetiklenmesi için ya da devreye girip çıkmaları için mutlaka bir transistör kullanmak zorundasınız. Zaten burada kullanılan paralel direncin altında kullanılmasının altında yatan ana sebep de transistörler. Şu an elimde D1047 diye bir tane transistör görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yakından da gösteriyorum. Daha anlaşılır olsun diye bu transistörü kullanacağım. Transistörümün pin bilgileri burası emiter, burası kolektör yani ortadaki pini kolektör. En soldaki pini de base pini arkadaşlar. Şimdi bu transistörümüzün base pinini boşta bırakacağım ve bir avometreye bağlayarak voltaj göndereceğim. Bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi avometremi 20 volt DC 20 volt seviyesine aldım. Şöyle avometremin eksisini güç kaynağımın eksisiyle birbirine bağladım. Ve emitter çıkışından şöyle çıkışımı alıyorum. Kolektörden de gördüğünüz gibi transistörüme artı kutbunu veriyorum. Bakın base'e dokunduğum an tetikleniyor. Güç kaynağımızı açmamışız. Şu an açtık. Şöyle gösteriyorum bakın. Base pinine dokunduğum an gördüğünüz gibi transistörümüz tetikleniyor. Fakat dikkat ettiyseniz ölçü aletinin son hanesi biraz kararsız davranıyor. Hemen bunu göstermek istiyorum. Voltajı şöyle milivoltlar seviyesine getirdiğim zaman bizim transistörümüzün aslında bir miktar voltajı kaçırdığını görebilirsiniz arkadaşlar. Milivoltlar seviyesinde de olsa Bakın transistörümüz voltaj kaçırıyor. Yani tamamen e, yalıtımlı bir halde değil. Şu an dokunup ben tetikledim. Ancak bıraktığımda bizim transistörümüzün voltajı kaçırdığını görebilirsiniz. Giriş voltajını test etmek için biraz daha yükseltiyorum arkadaşlar. Giriş voltajını yükselttikçe örnek veriyorum. Şu anda 30 volt seviyesinde bir giriş uyguladığımda çıkıştaki de kaçırılan voltaj miktarı da artıyor. Peki bu transistörümüzün kaçak voltajının bize yarattığı dezavantaj ne? Hemen bunu göstererek devam ediyorum. Kablonun ucunda bir tane minik LED'im var. Bu LED çok düşük voltajlarda da yanabiliyor. Yani çok düşük akımlarla da yanabiliyor ee, ve hani standart bir LED'den çok da büyük bir farkı yok. Bunu belirtmem lazım. Ancak çok daha düşük akımlarla bu LED'imiz yanıyor. Şimdi bu ledi transistörümün çıkışına bağlayacağım. LED ve transistör bağlantılarını yaptım. Gördüğünüz gibi kolektör pininden transistörümüze artı girdik. Şuradaki emitter pinine bizim LED'imizin artısını bağladık. Burada da direncimiz var. Direnç ile birlikte gördüğünüz gibi transistörümüz seri bir bağlantı oluşturdu. Base pinimiz ise boşta arkadaşlar. Herhangi bir noktaya bağlı değil. Şu an sadece 5 volt göndereceğim. Bakın 5 voltluk gerilimi transistörüme uyguladığımda LED'imin hafifçe yandığını gösterebilirsiniz. Voltajı biraz daha artırdığımda bunu daha yanlayacaksınız. Ortamdaki ışığı azaltıp tekrar gösteriyorum. Bakın şu an LED'imin yandığı daha iyi gözüküyor. Gördüğünüz gibi transistörümüzün base pini boşta ve transistörümüz üzerinden geçen kaçak akım ile bir tane LED'imiz rahat bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Herhangi bir base pininde herhangi bir tetiklenme söz konusu değil base pininin boşta olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Uzun lafın kısası yani şu an bu sistemde bir optikuplör olsaydı bir optikuplör ile bağlantı oluştursaydık şu an optikuplörümüz büyük ihtimalle devreye girmiş olacaktı. Yani bizim istemimiz dışında buradaki ledimiz çalışacak ve karşı tarafta bulunan foto transistörü foto etkileyerek onun sisteme dahil olmasını sağlayacaktım. Şimdi şu araya arkadaşlar yani LED'in bacakları arasına bir tane direnç ekleyeceğim. Hatta giriş voltajını ben biraz daha yükselteyim LED'in daha iyi yandığını görün. Şu an Ledimi arkada daha doğrusu transistörümü 14 volt gönderiyorum. Burada milivoltlar seviyesinde enerji var. Fakat bu düşük akım bile bizim yani transistörümüzün kaçırdığı bu akım LED'in yanması için yeterli. Şimdi optokuplördeki gibi bu araya bir tane direnç ekleyelim. Örnek olsun diye 1k'lık bir direnç ekleyerek tekrar sizlerle paylaşacağım. Yaptığım işlemi şöyle gösteriyorum bakın. Şurada bulunan LED'i taklit ettik. Yani buradakinin aynısını yaptık. Kısacası optokuplörümüzün buradaki LED kısmına paralel bir direnç eklemiş olduk. Hemen transistör üzerinde de gösterelim. Bakın 1K'lık bir direnci. Gördüğünüz gibi LED'in pinleri arasına paralel bir şekilde bağladım. Şimdi tekrar güç verelim. Ve LED'imiz hiçbir şekilde yanmıyor. Yine ortamdaki ışığı azaltarak tekrar sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu an 14 voltluk bir gerilim uyguluyorum. Buna rağmen LED'im herhangi bir şekilde yanmıyor. Şöyle ışığımızı kapatalım. Buradaki ışığımızı da kapatalım. Bakın biraz önce ledim net bir şekilde bu pozisyonda yanarken biz buraya direnç eklediğimizde yanmıyor. Şimdi transistörün base pinini tetiklediğimde şöyle gösteriyorum. Hafifçe dokunacağım ledin bozulmaması için. Bakın arkadaşlar ledimiz yanıyor. Yani benim istemim dışında değil. Ben istediğim zaman yanıyor. Burada enerji led üzerinden değil. Buradaki direnç üzerinden karşıya geçtiği için ledimiz yanmamış oluyor. Bir nevi e, buradaki direnç ile birlikte LED'imizin istem dışı yanmasını ya da optik kuplörümüzün parazitten olabilir, transistörün kaçırdığı kaçak akımdan kaynaklı olabilir devreye girmesini önlemiş oluyoruz. Kısaca e, bizim devrelerde gördüğümüz optik kuplörlerin önünde bağlı dirençler yani LED'lere paralel olarak bağlı dirençler tam olarak bu işe yarıyor. Böylece bir videomuzu daha tamamladık. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşçakalın.